Arkadaşlar. Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve Türksat yöneticilerinin hazır bulunduğu KİT Üst Komisyonu toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, yerel televizyonların sorun ve taleplerini dile getirerek şöyle konuştu. Gerçekten yerel televizyonlar kan ağlıyor. Siz pandemi diyorsunuz, yatırımlar durdu diyorsunuz. Yani o yüzden yatırım aksadı diyorsunuz. Bir gerekçedir, doğrudur. Ama pandemi, yani salgın döneminde yerel televizyonların bütün kaynakları kurudu. Yani hiçbir yerel televizyon ilan alamaz noktaya geldi. Siz hepiniz, yani milletvekilleri olarak o kentlerinizdeki televizyon sahipleriyle, oradaki yayın yönetmenleriyle mutlaka görüşüyorsunuzdur. Reklamlar durdu. Gelir durdu ama uydu kirası durmadı. Aksine arttı. Nasıl arttı? Mayıs ayında 11.800 dolar üzerinden 5 liraya fixlemiştiniz doları. 59 bin lira ödüyordu yerel televizyonlar. Ağustos ayında bunu 11.800 doları 5.6 dolara çıkardınız. 66.080 liraya ödemeye başladılar. %12 arttı. Durmadınız. Eylül ayında 11.800 doları 6.6 TL'ye çıkardınız doları. 77.880 lira %18 artış oldu. Ekim ayında 11.800 liraydı yine dolar ücreti olarak sizin kiranız. Ama doları 7 liradan işlem gördünüz ve 82.600 liraya yükseldi. Yani toplamda bir %12, bir %18, bir %7 zam yaptınız. Yerel televizyonlar iyice nefes alamaz ve uydudan düşer noktaya geldiler. Bunu genel anlamda yayın yapan, yani ulusal dediğimiz bazda, yaygın bazda televizyon kanallarına da aynı fiyat uygulanıyor. Yerelden uyduya çıkan haber kanallara da aynı fiyat uygulanıyor. Yani birinin, siz şöyle söylüyorsunuz, yani onun Mercedes'i olabilir, senin Anadolu'm varsa Mercedes'e de aynı otopark kirasını alıyorum. Anadolu'da da aynı otopark kirasını alıyorum. Ama gerçekten o Anadolu arabasını yürütmenin artık şeyi kalmadı. Hali kalmadı insanların. Yani çok zor durumdalar. Şimdi